Hepinize selamlar ben Ömer Gökyer. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere bu yükleme animasyonunu nasıl yaptım, bu çubuğu nasıl oluşturdum After Effects'e çok kısa bir süre içerisinde anlatacağım. Ben bu efekti MyNet'te gördüm, çok da sevdim. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeyelim ve hemen şimdi After Effects'e geçiş yapalım. Bu eğitimde aslında sosyal medyada göremediğimiz bir şeyi kendimiz yapmaya çalışacağız. Kullanıcılarımıza bir nevi yol göstereceğiz. Çünkü birçok kullanıcı altta ilerleme çubuğu olmadığı için videonun neresinde olduğunu göremiyor. Biz de bu sayede bu çubuklar yardımıyla izleyicilere bunu sunmuş olacağız. Solda boş bir alana tıklıyorum ve arkasından yukarıda pen tool'u seçiyorum. Çünkü burada bir şekil çizeceğiz. Ancak öncesinde stroke değerini yukarıda gördüğünüz gibi bunu rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Buradan bir tane renk seçiyorum kendime. Şöyle iğrenç bir renk oldu ama sonra değiştirdim. Ve arkasından stroke width değerini bu ne kadar kalın olacağının değeri. Ben buraya 30 verdim. Siz daha sonra da değiştirebilirsiniz. Şimdi kalem adacı seçil dediğim gibi boşa tıkladım. Ve ekranda Aynen şu şekilde birinci tıkı yaptım, geldim. Hiç klavyede tuşa basmama gerek yok. Geldim en sonuna ikinci tıkı yaptım. Şimdi de geldim burada üçüncü tıkı yaptım ve bıraktım. Yani üç tıkta bu iş halloldu. oldu ve şimdi shape layer'ın içerisine geçiş yapıyorum. Burada add butonu var. Add butonuyla çeşitli efektler ekleyebiliyoruz bu yapmış olduğunuz çizimlere vesaire. Buradan da trim pads seçiyorum. Trim pads ne işe yarayacak diye soracak olursanız şöyle trim pass'i. Öncelikle tabii ki şu da pet 1'i sağa doğru olan yöne doğru götürüyorum. Ve trim pass'i açıyorum. Buradaki start değeriyle oynayacağız biz. Öncelikle Kronometre'ye bir kere tıkladım. Start'ımı 100 verdim. Ve sonuna geldim. Videonun en sonuna 16 saniyeymiş. Sonra da start'ı 0'a getirdim. Yani başlangıçta 100 olacak, sonuna geldiğiniz zaman sıfır olacak. Bu şekilde e, videonun bitiminde tam şurada olacak. Şimdi bu işin birinci kısmıydı, ikinci kısmına da geçelim. Şimdi ikinci şeklimizi çizeceğiz, yine aynı şekilde aynı yollarla gideceğiz. E, kalem aracını seçtim, bir kere boşluğa tıkladım. Eğer boşluğa tıklamasam e, her ikisine de maske yapabilirim. Yani etki e, gerçekleşmeyebilir. Arkasından şöyle yukarıdan sağa doğru geldim. E, az öncekinin tam tersi bir işlem gerçekleştirmiş oldum. Ee, yeniden Shape Layer 2'nin içerisine girdim. Burada da Add diyerek Trim Pets Pet efektini ekliyorum. Şimdi start bakalım. Bir sıkıntımız var mı? Aslında sıkıntı şu. E, yanlış yerden başladı. O yüzden ben bunu geriye aldım. Bakalım şimdi doğru yerden. Yani burada yön sağda olacak. Burada da aynı şekilde sağda olacak. Her iki yönde sağa bakacak. Ve şimdi e, ikinci ikinci keyframe'i verelim. Hatta şu shape Layer 1'i kapatıyorum kafam karışmasın diye. Shape Layer 2'nin içerisindeyim. Burada Start diyelim. başlangıçta 100. Kronometre bir kere bastım. En sona gittim. Ve şimdi sıfıra çevirdim. Şöyle oynatıp bakalım. Tabii Shape Layer birim kapalıymış. Onu da açalım. Bu arada küçük bir not eklemeyi unuttum bunu. Videoyu e, o yüzden bir yerinde kesmek zorunda kaldım. E, çünkü bu renkleri nasıl değiştireceğimi göstermedim. Eğer yukarıdan değiştirirseniz mevcut olan renkler değişmiyor. O yüzden bunu ekleme gereği duydum. Onun için de e, shape layer'ların içerisine girip contents'in içerisinde şöyle kapatayım fazlalıkları. Burada stroke'un altındaki e, color e, değeri bastığınız zaman istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.